Merhaba sevgili hanımlar, Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem kız çocukları için hem de erkek çocukları için örebileceğiniz bir süveter anlatımı yaptım. Süveterimi iki parça şeklinde ördüm arkadaşlar. Bir ön parça, bir de arka parça. Hem süveterimizin ön parçasına hem de arka parçasına model uygulayarak süveterimizi örüyoruz. İki tane ahşap düğme kullanarak böyle yuvarlak bisiklet yaka şeklinde süveterimi ördüm. Süveterimin ölçüleri 2-3 yaşa uygun bir ölçüde oldu. 1,5 yumak ip kullandım. 3,5 numaralı şişle süveterimi örerek tamamladım arkadaşlar. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz ve severek örersiniz. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Zil tuşunu açarsanız yayınladığım her videoda sizlere bildirim gelecektir. Şimdi hazırsanız süveterimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Süveterim için gerekli olan malzemelerim 2 yumak kartopu baby one ipim var arkadaşlar. Anti-peeling özelliği olan 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda, orta kalınlıkta bir ip. Renk numaramız K1854. 3,5 numaralı da şişle öreceğim süveterimi. Süveterimizi iki parça şeklinde öreceğiz arkadaşlar. İlk önce ön bedenime 3,5 numaralı şişime klasik ilmek atma şekliyle şöyle bir tane ilmeğimi çıkardım. Şişime 72 tane ilmek atıyorum. Şişime 72 tane ilmeğimi attım arkadaşlar. Şimdi arka sıraya dönerek ilmeklerimizi iki düz, iki ters, çiftli lastik öreceğiz. Kenar ilmeğimi örerek başladım. 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İlmeklerimi 2 düz 2 ters örerek sondan 3 tane ilmeğim kaldı. 2 düzden sonra 2 ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Son ilmeğimi de düz örüp ön yüze geçtim arkadaşlar. Şimdi ön yüzde de ilmeğimi örmeden çevirerek alıyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde ilmeklerimizi 14 sıra oluncaya kadar örelim arkadaşlar. Son ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlayalım. Başlarken de ilmeğimizi çevirerek örmeden şişimizi alarak 14 sıra lastiğimizi 2 düz 2 ters örüp gelelim. 72 tane ilmek atmıştık arkadaşlar şişimize. Arka sırada kenar ilmeğimi örerek almıştım ilk sıra olduğu için. Daha sonra 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz örerek sıra sonunda da ilk son 2 ilmeğimiz ters. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Örgüme başlarken ilmeğimi arkadaşlar şu arkadan alıp çevirerek örmeden başladım. 2 düz, 2 ters örerek ilmeklerimi 14 sıra lastik, çiftli lastik örerek tamamladım. Şu alttaki düz ilmeklerden sayınca 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdiki ilmeğimle 14 sıra 2 ters, 2 düz ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi ilmeğimi çevirerek aldım. İlmeklerimin tamamını düz ilmekler örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeğimi de düz ilmek örerek sıramı tamamladım. İlmeklerimizi ön yüzde tamamını düz ördük.
Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada ilmeğimi şu arkadan girip çevirerek şişimi aldım. Arka sırada da bütün ilmeklerimizi düz ilmekler örüp sıramızı tamamlayalım. Yine son ilmeğimi düz ilmek örerek arka sıramı ördüm, tamamladım. Bir sıra ön yüzden düz ördük. Bir sıra da arka sıradan düz örerek bir diş haroşa elde ettik arkadaşlar. Ben haroşalarımı ön yüzde de arka yüzde de düz ilmekler örerek elde ediyorum. Siz alıştığınız şekilde haroşalarınızı örebilirsiniz. Şimdi ikinci sıramızı yine haroşa örelim. Kenar ilmeğimi çeviriyorum. Kenar ilmeklerimin şöyle düz ilmekler olmasını istiyorum arkadaşlar. Bunlar bize dikiş yaptığımız zaman kenar dikişlerimizde bize kolaylık sağlıyor. Kenar ilmeğimi örmeden çevirerek aldım. Yine ön yüzde de arka yüzde de ilmeklerimizi düz örelim. İkinci sıra haroşamızı örmüş oluyoruz. Tekrar ön yüzde bir sıra, arka yüzde de bir sıra örerek üçüncü diş haroşamızı tamamlayıp gelelim. Ön yüzde düz, arka yüzde de düz ilmekler örerek 1, 2, 3 diş haroşamı ördüm, tamamladım. Şimdi 3 diş haroşadan sonra düz ilmek sıramıza geçiyoruz. Düz ilmeklerimizi de yine aynı şekilde kenar ilmeğimi çevirerek örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını düz ilmekler örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeklerimi düz ilmekler örerek sıramı tamamladım. Son ilmeğimi de düz ördüm. Bir sıra düz sıramız oldu. Yine arka sıraya dönerek kenar ilmeğimi çevirerek alıyorum. İpim önde, ilmeklerimi arka sırada ters ilmekler örerek sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. İki sıra düz sıramız oldu. Bakın arkadan da saydığımız zaman 1, 2 sıra ters sıramız, 2 sırada ön yüzde düz sıramız oldu. Düz sıralarımızı ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek 6 sıra düz sıramızı örüp gelelim. İlmeklerimi ön yüzde düz, arka sırada da ters ilmekler örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra arka sırada ters ilmeğim oldu. Ters sıram. Ön yüzde de 6 sıra düz sıramız oldu. Şimdi ilk başta yaptığımız gibi yine düz örgümüzün üzerine yine 3 diş haroşa öreceğiz arkadaşlar. Yine ilmeklerimizi düz ilmekler örerek kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Arka sırada 7 sıra ters sıramız oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sırada düz sıramız oldu. Şimdi arka sıraya dönerek yine ilmeklerimizin tamamını düz ilmekler örerek bir diş yine haroşamızı elde edeceğiz. İlmeğimi çevirerek aldım. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz ilmekler örerek haroşamın birinci sırasını örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden de bir sıra düz örerek bir diş haroşama elde ettim arkadaşlar. Şimdi yine ön yüzde düz örelim. Arka sırada düz örelim. İkinci diş haroşamızı örmüş oluyoruz. Yine bir sıra ön yüzden düz, bir sıra arka yüzden düz örerek üçüncü diş haroşamızı örüp tamamlayalım. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters ilmekler örerek 6 sıra düz sıramızı örelim. Kenar ilmeklerimizi başlarken ilmeğimizi çevirerek alalım. Son ilmeğimizi düz ilmek örerek bu şekilde kol altına kadar örüp
Devam edelim. Ben kol altına kadar ilmeklerimi örüp geliyorum. Süveterimin ön bedenini etek ucundan kol altına kadar lastik örgümden sonra 3 sıra haroşamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez tekrarladım. 6 sıralık düz örgümü de 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa tekrarlayarak kol altı yüksekliğine geldi örgüm. Şimdi sizlere kaç santim olduğunun ölçüsünü veriyorum. 24 santim yüksekliğinde olmuş arkadaşlar. Kol etek ucundan kol altına olan yüksekliğimiz benim için yeterli. Siz daha uzun örmek isterseniz yine 6 sıra düz, 3 sıra da haroşa örerek daha büyük çalışıyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Şimdi ben buradaki 72 ilmeğimi 33 ilmek sağ bedene ayırdım. 6 ilmek ortaya, 33 ilmek de sol tarafa ayırdım. Şimdi buradaki 33 ilmeğimize 6 ilmeğimizi eklediğimiz zaman 39 tane ilmek elde edeceğiz. Ön parçamızın sağ tarafını bir defa öreceğiz. Tekrar sol tarafını da ayrıyeten öreceğiz. Sol tarafını başladığımız zaman buradaki 6 ilmeğimizin arkasından yine 6 ilmek çıkartarak sol taraf bedenimizin de ilmeklerini 39 ilmeğe çıkartacağız. Şimdi burada model uygulamasına geçeceğiz arkadaşlar. Kol altına kadar kenar ilmeklerimi böyle düz ilmek kenarı olarak örmüştüm. Şimdi kol kenarımızı da diş diş olması için arka sıramda son ilmeğimi öreceğim. Ön yüzde de ilmeğimi örmeden şişimi alarak kenarlarının diş diş olmasını sağlayacağım. 5 ilmek kollu haroşamız olacak. Ön yüzden de arka yüzden de düz ilmekler olarak ben örüyorum. Siz nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz haroşalarınızı. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak devam edeceğiz. Burada patımızdan önceki bir ilmeğimizi de düz ilmek örerek yaka kesimine kadar devam ettireceğiz. 6 ilmek de düğme ve ilik patımızın haroşa ilmekleri var. Şimdi model kurulumuna geçelim. Ön bedenimizin kol evinde kesme yapmadan örüyoruz arkadaşlar süveterimizin ön bedenini. 3, 4, 5, 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Aynı şeyleri tekrarlıyoruz. 2 ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek 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 ters. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu da patımın kenarında düz ilmek olarak ördüm. 6 ilmek haroşamı da düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka sıramıza dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğim haroşa, arka sırada da ön sırada da düz örüyorum. 1 ilmeğim ön yüzde düz örmüştüm. Arka yüzde ters ördüm. Ön yüzdeki ilmeğimiz tersti. Arka sırada düz örüyorum. 3 ilmeğimizi düz örmüştük ön yüzde. Arka sırada ters örüyoruz. 2 düz, 3 ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin ikinci sırası. Üç ters, iki düz, beş ilmek haroşamı örerek sıramı tamamladım.
Son ilmeğimi ördüm. Ön yüze döndük. Modelimizin 3. sırası. İlmeğimi yine örmeden aldım. 5 ilmek haroşamı örüyorum. 5, 2 ilmek ters. Yine ilk sırada ördüğümüz ilmeklerin tekrarını yapıyoruz. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz şeklinde devam ediyorum. Patımın kenarındaki düz ilmeğimi ördüm. 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamladım. Yine arka sırada aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. 5 ilmeğimizi düz örelim. 1 ilmeğimizi ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 5 düz şeklinde arka sıramızı örüp ön yüze gelelim. Yine 5. sıraya geldim. 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm haroşama. 2 ters. 3 ilmek düz, 2 ters, 3 ilmek düz örerek sıra ön yüzden de sıramızı örüp tamamlayalım. Modelimizin 5. sırasını ördük ön yüzde. Şimdi arka sıraya geçerek 6 ilmeğimi düz ördüm. Buradaki bir ilmeğimizi ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi terslerin üzerinde düz, düz ilmeklerin üzerine de düz, haroşamızın üzerine de düz ilmekler örerek birinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. Beş ilmek haroşamı da düz örerek sıramı tamamladım. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. 5 sıradan sonra arka sırada 6. sıramızı bütün ilmeklerimizi düz örerek haroşa ilmekleri örüyoruz. Şimdi yine aynı şekilde modellerimizin üzerine yine model kurarak örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, yine 3 ilmeğimizin üzerine 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde örüp sıramızı tamamlayalım. İkinci modelimizin ilk sırasını da ördük arkadaşlar. Şimdi arka sıraya dönerek ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Diğer ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek ön yüze gelelim. Ön yüze devam edelim. Arka sıramı ördüm, ön yüze geldim. Yine 5 ilmek haroşamızı düz örelim. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek ön sıramızı tamamlayalım. Ön sıramı ördüm, arka sıraya geldim. Arka sırada da yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek haroşamızı örelim. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. Sol başta da 3 tane ilmek, 5 tane ilmeğimizi haroşa örerek arka sıramızı tamamlayalım, ön yüze gelelim. Arka sıramı ördüm, ön yüze geldim. Yine ön yüzde de ikinci modelimizin 5. sırasını öreceğiz arkadaşlar. İlmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek haroşamıza gelelim. Burada ilk iliğimizi birlikte açalım. İlmeklerimin 5. sırasını ördüm modelimin. Haroşalarıma geldim. İlk iliğimizi açıyoruz. 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek şişime doladım. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek bir tane ilmek kestim. İlk iliğimizi açtık. Kalan 2 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka sıraya
Dönüyoruz. İkinci modelimizin altıncı sırasını öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Pişime doladığım ilmeğimi de düz ördüm. 5, 6, bir ilmeğimi ters örüyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini düz ilmekler örüp arka sıramı tamamlayıp ön yüze geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi düz örerek ikinci modelimizi de örüp tamamladık. Şimdi yine aynı şekilde alt sıralarda model başladığımız gibi modellerimizi başlayıp örelim. 5 ilmek haroşa, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde 1 ilmek düz, 6 ilmek haroşamızı örelim. Arka sırada da ilmeklerimizi zaten belli oluyor arkadaşlar. Bakın arkası bu şekilde 2 ilmek düz, 3 ilmek ters örerek haroşalarımızı da düz örüp 3 model daha örüp tamamlayalım. Model sıramızı 5 modele çıkartıp gelelim. Yaka kesimlerimizi yapalım. Süveterimin ön bedeninin 5 sıra model sırasını ördüm arkadaşlar. Ön sıramı tamamladım. İlikten önce 2, 4, 5 diş haroşa örmüşüz. İlikten sonra 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi kestiğimiz sırayla ilikten sonra 10 sıra haroşa örmüş olacağız. Şimdi arka sıraya dönerek ilk ilmeğimi örmeden şişime aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. İlmeğimi ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. İlmeğimi ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. 7 tane ilmek keseceğiz. 6 ilmek haroşamızı. 1 ilmekte ön yüzde düz ördüğümüz ilmeğimizi arka sırada ters örüp ilmeğimizin içinden geçirerek 7 tane ilmeğimizi kestik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon. Bir ilmeğimi daha düz örüp keserek 7 tane ilmeğimi kestim. Şimdi 5. modelimizin son sırasını örüyoruz. Arka sırada bütün ilmeklerimizi düz ilmekler örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde yeni modelimizin ilk sırasını örüp yine arka sıraya gelelim. Ön sıramı ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. modelimin ilk sırasını ördüm. 2 ters, 3 düz. Şimdi arka sıradayım. İkinci kez ilmek keseceğim. Bu defa 3 tane ilmeğimi keserek kesmelerime devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. Bir ilmeğimi ters ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. Bir ilmeğimi ters ördüm. İlmeğimden geçirerek 3 tane ilmeğimi kestim. Yine arka sırada ters ilmeklerimizi ters örelim. Düz ilmeklerimizi düz. Ön yüzde de yine düz ilmekleri düz. Ters ilmekleri ters örüp arka sıramıza gelelim. İlmeklerimi arka sırada gördüğüm şekilde ördüm. Ön yüzde de gördüğüm şekilde örerek arka sıraya geldim. İkinci defa 3 tane ilmek keseceğiz. İlmeğimi örmeden şişime aldım. İlmeğim ters. Ters ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. İlmeğim düz. Düz ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. Üçüncü ilmeğimi de düz örüp ilmeğimin içinden geçirerek ikinci defa 3 tane ilmek kestik. Şimdi yine arka sırada ilmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz, haroşamızı düz, ön yüzde de aynı şekilde örüp yine arka sıraya gelelim. Kesmelerimize devam edelim. Yine arka sıramı ördüm, ön sıramı ördüm, arka sıraya geldim. İlmeğimi örmeden çevirerek şişime aldım. İlmeğimi ters ördüm, ilmeğimin içinden geçirdim. İlmeğimi ters ördüm, ilmeğimin içinden geçirdim. Bu defa 2 tane ilmek kestik arkadaşlar. 7 ilmek 1 kestik, 3 ilmek 1 kestik, 3 ilmek 1 kestik. Şimdi de 2 ilmek kestik. Yine ilmeklerimizi arka sırada bütün ilmeklerimizi düz örerek 6. modelimizin 6. sırasını örüyoruz. Yine ön yüzde 7. modelimizin ilk sırasını örelim. Arka sıraya gelelim. Altıncı modelimi tamamladım arka sırada. Ön yüzde de 7. modelimin
Kurulumunu yaptım. Yine arka sıradayım. İlmeğimi çevirerek aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. Bir tane ilmek kestim. Yine ilmeklerim arka sırada düzleri düz, tersleri ters. Haroşalarımı düz. Ön yüzde de aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp arka sıraya geliyorum. Yine arka sırama geldim. İlk ilmeğimi çevirerek aldım. Bir ilmeğimi ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. İkinci defa bir tane ilmek kestik. Yine ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Ön yüzde de aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp arka sıraya geliyorum. Arka yüzde de ön yüzde de ilmeklerimi gördüğüm şekilde ördüm. Arka sıraya geldim arkadaşlar. Üçüncü defa bir tane ilmek keserek kesme işlemimizi tamamlıyoruz. İlmeğimi çevirerek örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. İlmeğimin içinden geçirerek kesme işlemimizi tamamladık. 7 ilmek bir kestik. 3 ilmek bir kestik. 10. 3 ilmek bir kestik. 13. 2 ilmek bir kestik. 15. 3 tane de bir ilmek keserek 18 tane ilmek kestik. 19. Modelimin son sırası. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ön bedenimizde 39 tane ilmeğimiz vardı. 18 ilmeğimizi kestik arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane şişimizde ilmeğimiz kaldı. Modelimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelimiz olmuş. Şimdi kesme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Bakın yaka oyuntumuz şöyle çok güzel bir yuvarlaklık oldu. Diğer taraftan da kestiğimiz zaman güzel bir yaka çalışması olacak. Ben şimdi bu 21 tane ilmeğimi modellerimi ilmek sırasına göre, model sırasına göre biraz örüp omuza kadar yükseltip geliyorum. Ön bedenimi omuza kadar örerek tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model sırası ördüm. Tam bu kadar benim için yeterli omuz yüksekliği. Hemen sizlere ölçüsünü vereyim. Kaç santim olmuş? Şu 3 haroşadan sonra tutarsak 14 santim. Kol boyu yüksekliğimiz olmuş arkadaşlar. İpimi buradan keserek biraz şöyle uzun tutacağım. Şuradan kesiyorum. İlmeklerimi de ilmek tutucuya alarak beklemeye alacağım. Bu şekilde. Şimdi diğer ön bedenimize başlayarak ön bedenimizi öreceğiz. Şimdi şuradan diğer tarafa çekerek ipimi şişimdeki ilmeğimin arkasına bağladım arkadaşlar. Şimdi arka sıradan şöyle çevirerek birinci görünen haroşamız değil, ikinci görünen haroşamızın altından ilmeklerimizi bir bir çıkartarak şuradan girdim. Bir ipimizi buraya biraz çekerek sıkıştıralım. 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi çıkardım patımız için. Yine sol taraftaki ilmek sayımız da 39 ilmeğe çıktı. Burada ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi
düz haroşa ördüm. 7. ilmeğimi düz ördüm. Diğer patımızın da hemen ön kısmında bir tane düz ilmeğimiz vardı. 2 ilmek ters. Buraya da model kurulumu yapıyoruz. 2 ilmek ters. 6 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 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 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 5 ilmek de sol taraftaki kol haroşamızı örerek model kurulumumuzu yaptık. Şimdi arka sıraya dönerek yine ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. 5 ilmek haroşa. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri arka sırada ters örüyoruz. Ters ördüğümüz 2 ilmeğimizi de arka sırada düz örüyoruz. 3 ters, 2 düz. 3 ters, 2 düz. 3 ters, 2 düz. 1 ters, 6 ilmekle düz örerek arka sıramızı, modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Son ilmeğimi ördüm. Şimdi başlarken ilmeğimi örmeden şişimi alarak aynı diğer ön bedenimizi ördüğümüz gibi arkadaşlar haroşa sıramızı 3 haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diş haroşa örelim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 model örelim. Sol taraf ön bedenimizi de gelelim. Yine yaka ilmeklerimizi birlikte keserek örgümüzü örmeye devam edelim. Süveterimin diğer ön parçasını da 5 model sırası örerek tamamladım. Buradaki haroşamızı sayarsak arkadaşlar 12 diş, pardon 16 diş haroşamız oldu. Onun nedeni de ilmeğimizi buradan bağlayıp ilmek alıp buradan arka taraftan örüp geldiğimiz için bir sıra haroşamız fazla oldu. O da pek önemli değil. Zaten şöyle altta kalacak şu şekilde. Şimdi burada da aynı şekilde ilmeklerimizi 7 ilmek keserek sol tarafa doğru gidiyoruz. İlmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi ördüm. İlmeğimden geçirdim. İlmeğimi ördüm. Şişimdeki ilmeğimden geçirdim. İlmeğimi ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. İlmeğimi ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. Bu tarafta da 7 tane ilmek kesiyoruz arkadaşlar. 6 7. ilmeğimi de keserek ilk sırada 7 tane ilmeğimizi kestik. Şimdi model sıralarımızı örerek yine devam edelim. Ön yüzde 3 düz, 2 ters. Arka sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüp ön yüze gelelim. Kesmemize devam edelim. Arka sırada son ilmeğimi örerek aldım. Ön yüze döndüm. Bir sıra ön yüzden, bir sıra da arka sıradan örerek ön yüze geldim arkadaşlar. Yine ilmeğimi çevirerek aldım. Bu defa 3 tane ilmek kesiyoruz. İlmeğimi ters ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. İlmeğim düz, düz ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. Yine ilmeğim düz, düz ördüm. İlmeğimden geçirdim. Bu defa 3 tane ilmek kestik. Yine
Ön yüzde düzleri düz, tersleri ters, haroşalarımızı düz örelim. Arka sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek ön yüze gelelim. Yine ön yüze geldim. İlmeğimi çevirerek aldım. İkinci defa 3 tane ilmek kesiyoruz. İlmeğim düz, düz ördüm. İlmeğimden geçirdim. Ters ilmeğimi ters ördüm. İlmeğimden geçirdim. Üçüncü ilmeğimi de ters örüp ilmeğimden geçirerek ikinci defa üç ilmeğimizi kestik. Yine ilmeklerimizi düzleri düz örelim. Tersleri ters örelim. Arka sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüp ön yüze gelelim. Arka sırada ilmeklerimin tamamını düz ilmekler ördüm. Altıncı modelimizi tamamladık. Şimdi ön yüzdeyim yine. İlmeğimi çevirdim. Bu defa iki tane ilmek kesiyoruz. İlmeğimin sırası düz, düz ördüm. İlmeğimden geçirdim. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. İlmeğimden geçirerek 7, 3, 3, 2 tane ilmek kestik. Şimdi ilmeklerimizi modelimizin sırasına göre 3 düz, 2 ters örelim. Arka sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüp ön yüze gelelim. Yine ön yüze geldim. İlk ilmeğimi çevirerek örmeden aldım. İlmeğim düz düz ördüm. İlmeğimden geçirdim. Yine ilmeklerimi 2 ters, 3 düz örüp arka sıraya geçiyorum. Arka sırada da ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp ön yüze geliyorum. Yine ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden çevirerek şişime aldım. İlmeğim ters, ters ördüm. İlmeğimden geçirerek ikinci defa bir ilmek kestim. Yine ilmeklerimi tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Arka sırada da bütün ilmeklerimi düz örerek 2, 4, 6, 7. modelimi tamamlayıp ön yüze geliyorum. Arka sıramı ördüm arkadaşlar. 7. sıra modelimi tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. 3. ve son kez bir ilmek keserek örmeye devam ediyoruz. İlmeğimi çevirdim. İlmeğim ters. Ters örerek ilmeğimden geçirdim. Yine model sıramızı örerek devam edelim. Ön yüzde 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Arka sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek ön yüze gelelim. İlmeklerimi 7 ilmek 1 kestim, 3 ilmek 1 kestim, 10, 3 ilmek 1 kestim, 13, 2 ilmek 1 kestim, 15, 16, 17, 18. 3 defa da birer ilmek keserek 18 tane ilmeğimi eksilttim. Şişimde 21 tane ilmeğim kaldı. Bu tarafta da aynı diğer tarafta olduğu gibi hiç ilmek kesmeden modellerimizi ördük. Şimdi bundan sonra ön yüzde ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örelim. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. modelimizi örelim. 8. modelden sonra yine ön yüzde 9. modelimizi başlayalım. 9. modelimizin de son sırasını örüp omuz yüksekliğimizi tamamlayıp süveterimizin ön bedenini bitirip gelelim. Sol ön parçamı da sağ ön parçam gibi örerek 9 model sırasına tamamladım. 2, 4, 6, 8, 9 tane modelde sol taraf ön parçamızı uyguladık arkadaşlar. Şimdi buradan ipimi keserek ilmeklerimi yine çıkartıp bir ilmek tutucuya alıyorum. Haroşamız kaç sıra olmuş? 3 sıra haroşadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 haroşa sırası da haroşalarımız olmuş. Ön parçamızı bu şekilde örüp tamamladık arkadaşlar. Şişime 72 tane ilmeğimi attım. Ön bedenimizde kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters örmüştük. Şimdi burada da kenar ilmeğimizden sonra ilk 2 ilmeğimizi düz öreceğiz ki ön yüze ters ilmekler olarak düşsün.
İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. 2 düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, son ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze dönerek ilk ilmeğimi şöyle arkadan girerek arkadaşlar çevirip örmeden alıyorum. 2 ilmeğim ters. Ters örüyorum. 2 ilmeğim düz. Düz örüyorum. 2 ilmeğim ters. Ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz, düz örüyorum. 2 ters, 2 düz örerek yine sıra sonuna kadar çiftli lastik örüp gelelim. Son 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şurasını belirtmek istedim arkadaşlar. Bakın burada ilk kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeğimiz düz. Burada da kenar ilmeğimizden sonra önce 2 ilmeğimiz ters. Bu iki kenar ilmeğimiz dikişe gideceği için ters ilmekten sonra düz ilmek başlayacak. Burada lastik sıramız sırasıyla takip edeceği için ben bu şekilde özen göstererek ilmeklerimi bu şekilde başlıyorum. Lastik sıramızı son ilmeğimizi örelim. Örgümüze başlarken şuradan arkadan girerek ilmeğimizi çevirip şişimizi alarak örmeye başlayalım. 14 sıra 2 düz 2 ters lastik örerek lastik sıramızı tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra üçlü haroşa sıramızı örelim. 6 sıra da 6 sıralı düz örgü modelimizi örerek kol altına kadar örüp tamamlayalım. Arka bedenim için de şişime 72 ilmeğimi attım. 2 düz 2 ters örerek 14 sıra lastiğimi ördüm. Lastikten sonra 3 sıra haroşa, 6 sıra düz örerek 7 sıra üçlü haroşa sıramı tamamladım. 6 sırada 6 sıradan oluşan düz örgülerimi örerek kol altı hizasına geldim. Şimdi arka bedenimize de aynı ön bedenimizde olduğu gibi model uygulaması yapacağız. Ama arka bedenimizi bir bütün şeklinde örerek omuza kadar devam edeceğiz. Arka bedende de kolu evinden kesme yapmayacağız arkadaşlar. Bundan sonra da örgümün kenarlarının diş diş olması için ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi haroşa düz ördüm. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz örerek diğer baştaki haroşamıza kadar ilmeklerimizi 2 ters, 3 düz örerek devam edelim. Diğer başa geldim. Burada da son olarak 2 ilmeğimi ters ördüm. 5 ilmek haroşa ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sıraya dönüyoruz. Arka sırada da ön yüzde düz ördüğümüz ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ters ördüğümüz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Haroşalarımızı da düz örerek arka sıramızı örüp tamamlıyoruz. 5 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek yine düz örüyorum. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sol tarafta da kol haroşamızı 5 ilmek düz örüp arka sıramızı tamamlayalım. Ön sıraya gelelim. Son ilmeğimi de düz örerek
ön yüze geldi. Modelimizin bir sıra ön yüzden, bir sıra da arka yüzden ördük. İki sıra model sıramızı ördük arkadaşlar. Üçüncü sıramızdan başlayarak aynı deminle tekrarladığımız ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz. 5 ilmek düz kenar haroşamı ördüm, kol lastiğimi. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz örüp sol tarafta da 5 ilmek haroşamızı örelim. Arka sırada yine birlikte olalım. Modelimin 3. sırasını tamamladım. Şimdi arka sıraya dönerek 4. sıramızı örelim. Başta ve sonda 5 ilmeğimizi düz örelim. Diğer ilmeklerimiz de kendini belli ediyor zaten. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters örerek ön yüze gelelim. Şimdi ön yüze geçiyoruz arkadaşlar. Yine ön yüzde de 5 ilmek düz örelim. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Son sol tarafta da 5 tane ilmeğimizi düz örelim. Modelimizin 5. sırasını öreceğiz. Arka sırada da modelimizin 6. sırasını örüp modelimizi tamamlayacağız. Ön sırada ilmeklerimizi örelim, arka sıraya gelelim. Modelimin ön yüzde 5. sırasını tamamladım. Şimdi arka sıraya dönerek bütün ilmeklerimizi arka sırada düz örerek modelimizin 6. sırasını örerek ilk modelimizi tamamlayalım. İlmeklerimin tamamını arka yüzde düz ilmekler örüp sıramı tamamlıyorum. Arka sırada düz ilmekler örerek tamamladık. Bundan sonra yine modellerimizi aynı şekilde modellerimizin üzerine modellerimizi kurarak örüp devam edelim. 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Sol tarafta da 5 ilmeğimizi, haroşa ilmeğimizi düz örerek 8 tane model uygulaması yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ön bedenimiz 9 model arkadaşlar. 8 model örüp gelelim. Yaka kesimlerimizi birlikte yaparak süveterimizi örmeye devam edelim. Arka bedenimin model sırasını 2, 4, 6, 8 sıraya tamamladım. Şimdi kalan bir sıra modelimizi de omuzlarımızı biraz yükselteceğiz. Arada yaka bölümünü de keserek biraz aşağıda kalmasını sağlayacağız arkadaşlar. Onun için de ön bedenimizin omuzlarında 21 tane ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 tane omuzumuzla birleşecek olan ilmeklerimiz. Burada 2 ilmek daha fazla bırakarak 23 ilmeğimi öreceğim. Aradaki ilmeklerimi diğer tarafta 23 ilmek kalıncaya kadar keserek sol tarafa geçeceğim. Burada şimdi 9. modelimizi başlatarak örmeye devam ediyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir. 21 tane ilmeğimiz omuzumuz için 2 tane ilmeğimizi de ördük. 23 tane omuzda ilmeğimiz var. Şimdi bu aradaki ilmeklerimizi bir örüp bir ilmeğimin içinden geçirerek diğer başta 23 tane ilmeğim kalıncaya kadar aradaki yaka ilmeklerimi bir bir örerek kesiyorum. Tane ilmeğim kaldı. Yine model sıralarımı takip ederek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada da ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp yine ön yüze geliyorum. 23 tane ilmeğimi ördüm, ön yüze geldim. Şimdi burada 23 tane ilmeğimizden bir tanesini
ters ilmek örüyorum. İlmeğimden geçirerek bir tane ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi yine ön yüzde örüyorum. Arka yüzde de gördüğüm şekilde örüp tekrar ön yüze geliyorum. Ön yüzde de arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Yine ön yüze geldim. İkinci defa ilmeğimi çevirdim. Ters ilmeğimi ördüm. İlmeğimin içinden geçirerek ikinci defa ilmeğimi kestim. Şimdi ilmeklerimi örüp başa gideceğim arkadaşlar. Burada modelimin son sırasını örmeden ön bedenimin omuzuyla arkadaşlar şu şekilde birleştirerek buradaki model sırasının bütünlüğünü sağlayacağım. Şimdi ilmeklerime ön bedenimin ilmeklerini şişimin diğer ucuna aktarıp geliyorum. Ön bedenimin ilmeklerini diğer şişimin ucuna alarak şimdi bu iki omuzumuzu arkadaşlar şu şekilde tutarak şuradan şöyle ön bedenimin ön tarafa atarak burada şimdi iki ilmeklerimizi birleştireceğiz. Buraya iki ipimin ucunu bağlıyorum. Şimdi bir ilmek bir şişimizden bir ilmek diğer şişimizden tığımızı alarak iki omuzumuzu birleştireceğiz. Bir ilmek öndeki şişimden bir ilmek arkadaki şişimden ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek arkadaki şişimden bir ilmek öndeki şişimden şu şekilde üçünü birlikte ördüm. Yine bir ilmek bir şişten bir ilmek diğer şişten alarak üçünü birlikte örüyorum. Şu şekilde bir ilmek bir şişten bir ilmek bir şişten örerek ilmeğimi tığımdan geçiriyorum veyahut da şöyle 3 ilmeğimizi birlikte örelim. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Şöyle bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan. Son ilmeklerimi de birleştirerek birleştirme işlemini tamamladım. Buradan bir tane zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum. Ön bedenimizin omuzuyla arka bedenimizin omuzunu birleştirdik. Bakın arkadaşlar modelimiz de birbirini tamamladı. Şimdi şuradan ipimi bağlayarak ilmeğimin arkasından buradan örmeye devam edeceğiz. Modelimizin arka sırasındayız. İlmeğimi ters ördüm. İlmeklerimi gördüğüm şekilde örerek ön yüze geliyorum. Ön yüzden de ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek arkadaşlar arka sıraya geleceğim. Arka sıraya geldim. İlmeğimi çevirerek örmeden aldım. İlmeğim düz. Düz ördüm. İlmeğimin içinden geçirdim. Yine arka sırada ilmeklerimi gördüğüm şekilde ön yüzde de gördüğüm şekilde örüp arka yüze geliyorum. Bir tane ilmeğimiz kaldı. İlmeğimi örmeden şişime aldım. İlmeğimi ördüm. İlmeğimi şimdiki ilmeğimden geçirerek bir ilmek de burada kestik. 21 tane ilmek de bu omuzumuzda kaldı. Şimdi şuradaki ilmeklerimi de aynı bu yönden şişime aktararak
Bu iki omuzumuzu da birleştireceğiz. Şuradan şunu yine şu birbirinin düz yüzü birbirini görecek şekilde kapatarak. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de arkadaşlar birleştirerek omuz birleştirme işimizi tamamlıyoruz. Şuradaki ipimizi şuraya bağlayalım. Bir ilmek buradan. Bir ilmek arkadan alarak iki ilmeğimi ördüm. Bir ilmek buradan, bir ilmek arkadan alarak 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine bir ilmek buradan, bir ilmek arkadan alarak 3 ilmeğimi birlikte örerek bu omuzumuzu da aynı diğer omuzumuzu birleştirdiğimiz şekilde birleştirip girelim. Her iki omuzumu birleştirdim arkadaşlar. Bakın birleştirme şeklimiz bu şekilde. İç tarafı da şöyle düzgün, temiz bir çalışma oluyor bu şekilde. Diğer omuzumu da aynen ilk omuzum gibi birleştirerek tamamladım. Ben yan dikişimin de bir tanesini tığla dikiş yaparak tamamladım. Hemen bunun da iç taraftan görünüşünü göstereyim. İç taraftan da bu şekilde. Şimdi diğer yan dikişimizi de birlikte yapalım. Ben yan dikişimizi de tığla birleştiriyorum. Hem kolay hem de daha sağlam oluyor. Buradaki ilk ilmeğe girdim. Karşıdaki şuradaki ilk ilmeği de girerek burayı birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Kenarlarımızı düz dikiş yapmıştık ki bize hem iğneyle dikerken hem de tığla dikerken bize kolaylık sağlıyor. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan alarak şu şekilde tığımdan kaydırıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan tığımdan kaydırıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan bu şekilde dikişimi yaptım diğer tarafı. Hemen çevirip bakalım nasıl oldu. Bakın arkadaşlar haroşalarımız birbirini çok güzel karşıladı. Lastiğimize başlarken de bir püf noktası vermiştim. Burada da lastik sıralarımız birbirini tamamlayarak düz ters düz ters şeklinde lastiğimizde bir bütünlük sağlıyor. Ben dikişimi şuradaki 3 haroşamı da içine alarak şuraya kadar arkadaşlar dikip yan dikişimi dikip geliyorum. Süveterimin yan dikişlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi yakamızdan ilmek çıkartarak hem yakamızın haroşalarını öreceğiz hem de ikinci iliğimizi açarak süveterimizi örüp tamamlayacağız. Şimdi şuradaki ilk ilmeğimden tığımla girerek bir tane ilmek çıkartıyorum. Şuradaki ilk ilmeğe girdim. İpimi bağlıyorum önce arkadaşlar. Şimdi yine aynı yere girerek bir tane ilmeğimi çıkardım. Şişime aldım. Şu şekilde şimdi buradaki ilmeklerin her birine girerek birer tane ilmek çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Şunu şuradan giriyorum ki orada açıklık olmasın. Şimdi şuradaki ilmeğimin hemen şurada dibine girerek bir tane ilmek çıkardım. Bir tane şuraya giriyorum. Bir tane buradaki ilmeğime. Bir tane şuradaki ilmeğime girdim. Buradaki ilmeklerimizi takip ederek arkadaşlar şu şekilde bakın. İlmeklerimiz ters olsa da düz olsa da yerleri belli oluyor. Şuradan bir ilmek, bir ilmek buradan. Omuza kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Bir ilmek şuradan. Bir ilmek buradan. Zorlandığınız yerde tığdan yardım alabilirsiniz. Buralar kesme yaptığımız ilmeklerimiz biraz sıkı olmuş. Şuradaki ilmeğimi şuradan giriyorum ki buradan girdiğimiz zaman bakın açıklık oluyor. Şuradan yandaki ilmekten girerek ilmeğimi çıkardım. Diğer ilmeğimi şuradan. Buradaki bakın düz ilmeklerimiz var. Her düz ilmekten girerek birer tane ilmeğimi çıkartıyorum. Son ilmeğimi de şuradan çıkartarak ön bedenimizin ilmeklerini çıkardık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi buradan da ilmek çıkartarak devam edelim. Buradan biraz sık çıkartıyorum. İlmek 2, 4 tane ilmek çıkardım. Şu yaka düz ilmeklerine kadar ilmeklerimi her gözden bir tane ilmek çıkartıyorum. Buradan düz yere geldik. Buradan da tığdan yardım alarak bir ilmeğimi çıkardım. Buradaki ilmeklerimizin de her birinden arkadaşlar şuradan birer ilmek çıkartarak yaka etrafından ilmeklerimizi çıkartalım. Aynı şekilde buradaki ilmeklerin de her birine bir tane büyük göze bir de şurada küçük gözler var birkaç tane çıkartalım. Yine aynı şekilde diğer ön bedenimizin de ilmeklerinden ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Yakamdan ilmeklerimi çıkartarak tamamladım. 24 ilmek buradaki omuz dikişine kadar çıkardım. Arka bedenimizde de hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 tane arka yakamızdan çıkarmışım arkadaşlar. 24 ilmek de diğer ön bedenimde çıkardım. Şişimizde 88 tane ilmeğimiz var. Şimdi ilmeklerimizi arka taraftan düz ön yüzden de düz örerek haroşa yapacağız yakamızı. İlmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Düz ilmeklerimin tamamına arka sırada düz ilmekler örerek diğer başa kadar devam edelim. İlmeklerimi arka sırada bir sıra düz örerek bir diş haroşam oldu. Şimdi ön yüzden düz, arka yüzden de bir sıra düz örüp ikinci haroşamı öreceğim. Bir sıra daha haroşamı ördüm arkadaşlar. Tekrar ön yüzden de bir sıra düz ilmekler örerek diğer başa geldim. Burada şimdi ikinci iliğimizi açıyoruz. İlikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane 12 sıra haroşamız oldu. Burada 6 tane ilmeğim var. 1, 2 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek şişime doladım. 2 ilmeğimi birlikte örerek bir tane iliğimi açtım. İkinci iliğimi. Kalan 2 ilmeğimi de örerek
Sıramı tamamladım. Şimdi ben bundan sonra arkadaşlar birkaç sıra daha yakamın ilmeklerin ön yüzde düz, arka yüzde de düz ilmekler örüp yakamı tamamlayıp geleceğim. Kaç sıra ördüğümü, nasıl kestiğimi sizlere söyleyeceğim. Süveterimin yakasının haroşalarını örerek tamamladım. 4 sıra ördüm arkadaşlar. Bir sıra da ön yüzden ördüm. Tekrar arka sıraya dönerek bir ilmeğimi ördüm. Tığımdaki ilmeğimden kaydırarak geçirdim. Yakamı da tığla keserek 5 sıraya haroşa sıramı tamamladım. Düğmelerimi de dikerek süveterimi tamamen bitirdim. Şu şekilde oldu. Hemen arkasına da bakalım. Arkası da süveterimizin bu şekilde. Yakası şöyle. İki yumak ipten de bu kadar ipim kaldı. 1,5 yumağa yakın süveterim için ip kullandım. Süveterimin ölçülerine bakıyorum. Beden genişliği 31 santim. Boyu 38 santim. Kol altından etek ucuna kadar 24 santim de kol altından etek ucuna kadar olan uzunluğumuz olmuş arkadaşlar. 2-3 yaşlarına olacak bir ölçüde olmuş. Eğer siz 1 yaşındaki çocuklar için çalışmak isterseniz modelimiz 3 düz 2 ters 5 ilmekten meydana geldiği için ön bedene ve arka bedene 5'er ilmek eksik başlayarak etek ucundan kol altına kadar bir model sırası düz sıra, bir model sırası da üçlü haroşadan eksik örerek kol altına kadar örebilirsiniz. Kol boyunuzu da 8 model çalışarak 1 yaş bebekler için süveter örebilirsiniz. 3 yaştan büyük de örmek isterseniz 5 ilmek ön bedene, 5 ilmek arka bedene fazla ilmek atarak etek ucundan kol altına kadar bir sıra düz örgünüzü, bir sıra da üçlü haroşa örgü sıranızı artırarak kol altına kadar örebilirsiniz. Kol altından omuza kadar da ben 9 model sırası ördüm. Siz model sıranızı 10 sıraya çıkartarak yaka kesiminizi de 6 model ördükten sonra yaka kesimine başlayabilirsiniz. Patınızda 2 değil de 3 tane düğme iliği açarak o şekilde büyük çocuklar için de büyüterek süveterinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.